Kayseri 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Okulu yeni alan bina taşınmayla Fen ve Teknoloji İmam Hatip Proje Lisesi protokol töreni gerçekleştirdi. Düzenlenen protokol törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak katıldı. Kayseri'nin en büyük okulunun devir tesliminde bulunmaktan dolayı mutluluğunu belirten Vali Gökmen Çiçek şunları ifade etti. Kayseri'nin en büyük okulu olarak söylediler. Çok heyecanlandım ben de. Gerçekten içine girdiğimiz andan itibaren insanı büyüleyen bir okul. Hem girişi, etrafı, dış cephesi her şeyle öğrencilerimiz için tasarlanmış. Sayın Bakanım, burada valilik kolay. Siz bana demiştiniz ki isteyin yeter. İstiyorum oluyor. Sağ olsun belediye başkanlarımız burada her şeyi yapıyorlar. Normalde bu aslında bu okulları yapmak, bu okullar için uğraşmak biraz da bizim yükümüz, bizim görevimiz. Ama belediye başkanlarımız bizim burada yükümüzü azaltıyorlar. Gerçekten bu Kayseri modelini çok sevdim. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımız bu tür şeylerde fazla hassasiyet göstererek özellikle bizlerin olmasını istiyor. Kendisi biraz kenarda durmayı istiyor ama bu okul yapıldığından itibaren Sayın Bakanımızın çok büyük emeği olduğunu biliyorum. Geldiğim günlerde de onu konuşmuştuk bu okulla ilgili. Ben hasreten Sayın Bakanımız bizi kırmayarak buraya geldi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. En başından itibaren bu büyük okulun kazandırılmasındaki emeğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Bey, ben de hiç değilse bir hakkı teslim için söyleyeyim. Bu okulun yapımında Memduh Bey'in emeği çok. Ama bu iş nasip meselesi Memduh abi. Sen yaparsın, başkaları açar. Ama çocuklar gençler burada okuyunca herhalde tüm sevabı hepimize birden olur inşallah. Biraz önce de söylediler arkadaşlar. Ziya Selçuk Bakanımız 1,5 sene önce Kayseri'ye geldiğinde Dedeman Ortaokulu'nun artık taşımalı eğitim yaptığını, oranın da şehrin merkezinde kaldığı için otopark gibi bir takım ihtiyaçlar olduğunu söyledik. Sağ olsun Ziya Bey çok olgun bir insandı. Abi dedi, ben şehri bilmem. Şehrin mimarları da sizlersiniz. Mimar başı da sensin. Eğer bu okul taşınacaksa taşıyalım dedi. İşte o günlerde başlayan mücadele bugün burada hayırla bitiyor. Tabii okulda hazır edip para harcayan, epeyce uğraşan Memduh Bey, ellerine sağlık. Arkasından bu işe gerçekten çok zaman verdi Mustafa Bey. Bir takım bir sürü diyelim daha doğrusu badireler atlattı burası. Nihayetinde sonuna kadar getirdi. Epeyce bir para da kendi harcadı. Sayın Valimiz de gelir gelmez madem böyle bir hayırlı iş var bekletmek doğru olmaz diye imza töreni. Ben de şahitlik için sabah Ankara'dan kalktım hızla buraya geldim. Ben şahidim sadece, haberiniz olsun. Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi olarak 14 tane okul yaptırdıklarını ve eğitime büyük önem verdiklerini dile getiren Palancıoğlu'ysa konuyla ilgili şunları açıkladı. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Melik Gazi Belediyesi olarak bu okul hariç tam 14 tane okul yapıyoruz. 3 sene içerisinde zannediyorum Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Dolayısıyla eğitime büyük bir destek veriyoruz. Burada modelimiz Kayseri modeli, Haseki modeli, Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu her konuda belediyeler söz sahibidir. Her konuda vatandaşların ihtiyacını çözmek durumundadır dedikleri için ve bunu uyguladıkları için senelerce gerçekten Kayseri belediyecilik açısından birçok ilden açık ara öndedir. Buradaki yapacağımız protokol kapsamında Kayseri'nin en büyük okulunu inşallah şu anda Kayseri'nin en güzide okullarından bir tanesini taşıyarak 50. yıl Dedeman'a vermiş olacağız. Cenab-ı Allah hayırlı mübarek eylesin. Okul binası yıprandı. 60 seneye geçkin bir süredir betonarme bina kullanıldı. Biliyorsunuz betonun ömrü 50-60 sene civarında oluyor. Dolayısıyla böyle güzide bir Kayseri'nin en büyük okulu ki 32 derslik ilave 50 derslik olabilecek atölye olarak tasarlanmış dersliklerimiz de var. Anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan liseye kadar birçok burada okulun açılma imkanı var. Şimdi bu okulun teslimiyle ilgili de Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kimlere teşekkür ediyorum? Okul müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bize destek verdiler. Bu aşamaya geldik ve bugün protokolü imzalayıp okulu inşallah Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Ben tekrar emeği geçen
başta bakanımız olmak üzere, valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ekip arkadaşlarıma, Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a ve mevcut bakanımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Camiası'na, velilerimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum.